Herkese merhaba. Tarihin Dipnotları programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi bu programımızda da tarihsel olaylara, konulara ve kişilere ışık tutmaya çalışacağız. Bu konular üzerinde sohbet edeceğiz. Tabii ki arkadaşım Mark Madrigal ile beraber. Hoş geldin Mark programına. Hoş bulduk. Evet, bugün gerçekten de dünya tarihi açısından, Avrupa tarihi açısından önemli bir olayı. Rönesans'ın başlangıcını ve tabii ki akabindeki Protestan reformunu. Bu da kilise tarihi açısından çok, tabii ki dünya tarihi açısından da evet, çok önemli bir olay. Ama programımıza başlamadan önce bir geçmişte yayınlanan bir dergiyi aslında göstermek istiyoruz. Onun kapağını göstermek istiyoruz. Rönesans hep deriz, Avrupa'da başladı. İtalya işte yarımadasından başlayarak tüm dünyaya yayıldı. Fakat aslında Rönesans bu kapakta da göstereceğimiz gibi İstanbul'da başladı. Evet. Nasıl başladı? Şimdi tabii ki dediğin gibi Rönesans akla geldiğinde hep İtalya'yı düşünüyoruz. Hı hı. Hep İtalya'daki sanat ustalarını düşünüyoruz ki doğrudur. Ama bunların ilham aldığı bir yer vardı. O da Bizans'tı. Evet. Dolayısıyla aslında Bizans sanatını incelediğimizde biraz o Rönesans'ın kökenini görmüş oluyoruz. Gerek bu kapakta gösterdiğin Arap camilerin freskoları olsun, gerekse Ayasofya'daki özellikle Deisis mozaiği olsun, İtalya'daki Rönesans akımından 200-300 sene önce yapılmış sanat eserleri, ama orada zaten Rönesans'ın başlangıç noktalarını görmek mümkün. Ve tabii ki aslında bunda önemli olan bir şey de var. Bu Karaköy'deki, evet, Galata'daki Arap Camii'nin, evet, içerisindeki freskolar. Evet. Belki böyle göstermek gerekirse. Evet. Bunlar Avrupa'da 100 yıl önce, evet, aslında İstanbul'da Rönesans izlerinin, evet, akımının başladığına dair ilk, evet, izleri bize bulguları gösteriyor. Evet. Tabii ki buradaki freskolarda görüleceği üzere caminin şu anda cami olarak kullanılan bir yapı. Evet. Bu yapı özellikle Latinler döneminde bir Katolik kilisesiydi. Evet, aslında tam olarak bir manastırdı. Manastırdı. Evet. Ve zaten hani kule yapısı, evet, tam bir Latin izini taşıyor. Tam kiliseyi andırıyor yani. Kiliseyi camiyi andırıyor. Pek andırmıyor. Ve bu şekilde freskolarını görebiliriz. Şimdi efendim bu freskolara ne oldu diye soracak olursanız, bunlar maalesef üzerleri sıvayla, evet, kapatıldı. Sıvayla, kireçle. Yani Türkiye belki de bunun tanıtımını yaparak gerçekten de tüm dünyada önemli bir eseri gün yüzüne çıkartmış olabilirdi. Evet. Ama onun yerine alçıpanla kapamayı tercih ettiler. Evet, yani bu freslere bir yanılmıyorsam bir 4-5 sene önce Arap Camii'de restorasyon çalışmaları başladı. Hı hı. Bu arada belki izleyicilerimiz merak ediyor neden bu binaya Arap Camii deniliyor diye. Bildiğimiz kadarıyla İspanya'dan kaçan Emeviler, Arapların bir bölümü İstanbul'da yerleşti Osmanlı döneminde. Ve onlara bu cami verildi. Dolayısıyla Arap Camii denilmektedir. Eski adıyla tabii bir kiliseydi. Bir yaklaşık bir 4-5 sene önce bunlar restorasyon çalışmaları sırasında keşfediliyor. Sonra bunların resimleri çekiliyor, katalogu yapılıyor. Ama bina hala cami olarak kullanılmakta olduğu için üstlerini dediğin gibi sıvayla, alçıpanla kapatıyorlar. Bu da herhalde bizim en azından tarihe yaklaşımımızı göstermek açısından önemli bir durum. Evet. Çünkü eğer bu freskolar yurt dışında bir yerde, tabii, keşfedilmiş olsaydı şu ana dek orası tamamen bir bunların aydınlatıldığı, tabii, ortaya çıkarıldığı. Bu freslerin arasında inanılmaz bir Hazreti İsa'nın vaftiz sahnesi var. Hı-hı. Ki çok nadir rastladığımız resimlerden bir tanesi. Bazı yerlerde, bazı kiliselerde görünüyor ama bu boyutlarda çok az, çok nadiren rastlanmıştır. Dediğim gibi üzücü. Keşke biraz daha tarihe sahip çıksaydık. Bu kalıntılar başka yerde bulunsa herhalde
buralar çoktan müze yapılmıştı yani. Evet. Gerçekten zaten o restorasyon döneminde müze mi olacak yoksa cami olarak evet. kullanmaya devam edecek mi? Evet. Şeklinde tartışmalar da sürmüştü. Ama bu bunun bize gösterdiği şey gerçekten bu Rönesans akımının ilhamının aslında Bizans, Konstantinopolis, İstanbul olduğudur. Şimdi belki izleyicilerimizin ilgisini çeker fakat bu Mısır dikili taşı var ya hipodromda. Hı hı. Onun altındaki bir mermer platform ayak evet. var. Onun bir yüzünde mesela seyircilerin atlı yarışları izlediği görülmektedir ve iki köşede iki müzik enstrümanı var. Şimdi ben normalde insanlara soruyorum yani sizce bu müzik enstrümanı nedir? İşte bazıları harp diyor, bazıları davul diyor vesaire. Ama ilginçtir ki onlar bir su basınçlı sistemle işleyen organ. Yani bu borulu organlar var ya kiliselerde görmeye alıştığımız. Yani milattan sonra 4. yüzyılda böyle enstrümanlar kullanıyorlarmış evet. Bizanslılar bu atlı yarışlarında. Ha bu enstrüman nereden geldi diye soracak olursanız kayıtlarda bildiğimiz kadarıyla İskenderiye'de yaşayan bir Yunan bilim adamı Tesevos ismi milattan önce 3. yüzyılda bu müzik aletini icat ediyor. Yani bu neyi göstermekte? Grek ve Roma dünyasında inanılmaz ileri derecede bir teknoloji vardı. Evet. Ve bu teknoloji bir nevi Bizans Konstantinopolis'inde muhafaza edildi. Başka ilginç buluşlar vardır. Mesela Romalıların kullandığı Arşimed diye çok meşhur tanınan Romalı bir bilim adamı mesela. Kendisi bir alet icat ediyor, bir kutudur. Tekerleklerle çalışıyor. Ve tekerlekler her bir mil döndüğünde kutudan küçücük bir taş düşüyor. Ve böylece tam milleri de Roma döneminde ölçebiliyorlar. Yani bu kadar kesinlikle ölçülüyor bunlar. Yani bütün bunlar neyi gösteriyor? Gerçekten bu Konstantinopolis dediğimiz yer çok teknolojik anlamda ileri düzeye yakalamış bir medeniyetti. Tabii bunları çoğaltmak mümkün. Tabii ki. Mesela kusura bakmayın çok lafı uzatıyorum ama mesela birçok gezginin tarih kitaplarında veya kendi günlüklerinde yazdığı olaylar var. Mesela Büyük Saray'ın bahçelerini gezdiklerinde işte şarkı söyleyen ses çıkartan aslanlar, mekanik aslanlar, evet. Mekanik kuşlar, bunların hepsi hava basınçlı veya bir tekerlek. İmparator tahtları var değil mi? Evet, tekerlek mekanizmasıyla çalışan bir imparator tahtı var mesela. Evet. Ki kayıtlardan bildiğimiz kadarıyla 10-15 metre yükselebiliyordu. Yabancı elçiler imparatoru ziyaret ettiğinde şaşakalıyorlardı. Nasıl olur bu diye. 10-15 metre yükselen bir taş adeta bir gözdağı veriyorlardı orada. Evet. Onları ziyaret etmeye gelenleri. Yani Bizans böyle bir medeniyetti. Peki niye bu kadar ileri derecede teknolojik bir çağ yaşıyorlardı? Çünkü bu önceden bahsettiğim Arşimed gibi, Tesebos gibi diğer Yunan bilim adamlarının yazıları bu Bizans manastırlarında, kütüphanelerinde muhafaza edilip zaten çoğu Bizanslı okuma yazmayı biliyordu. Hı hı. Ve buradan bir gerçekten ileri seviyede bir medeniyet görmekteyiz. Ve bu medeniyet daha sonrasında özellikle Rönesans'ın başlangıcı tabii hani deriz ya Sultan Mehmet, Fatih Sultan Mehmet evet. İstanbul'u aldığında artık bir orta çağ kapanmış, yeni çağ artık başlamış evet. oldu deriz. Aslında bu birazcık da İstanbul'dan giden bilim adamlarının, evet. düşünürlerin Avrupa'da Rönesans'ı başlatması evet. meselesi. Evet. Bunlar hakkında ne söyleyebiliriz? Yani bu kişiler nasıl gittiler ya da nasıl oldu bu süreç? Evet tabii dediğin gibi birçok Bizans bilim adamı, tarihçisi, profesörü, öğretmeni Osmanlı'dan korktukları için İtalya'ya kaçıyorlar özellikle. Bunların bir tanesi Bessarion adında bir ilim adamıdır. Kendisi sonra Latin Katolik Kilisesi'nde psikopos oluyor.
İtalya'ya gittiğinde işte Grek edebiyatı öğretiyor. İşte Homeroslar mesela, Aristolar. Çünkü Batı aslında bunlara hiç ulaşamamış. Yaklaşık 1000 sene boyunca Batı Roma İmparatorluğu çöktükten sonra karanlık çağ diye tabir ettiğimiz bir orta çağ yaşadılar. Tabii Batı için karanlık, Doğu için altın çağ aslında bu Bizans çağı. Dolayısıyla böyle bir süreç oldu ve demin dediğin gibi bu kişilerin İtalya'ya göç etmesi sayesinde orta bir eğitim düzeyi artmış oldu. Antik yazarları, Grek yazarları, klasiklerle tekrardan tanışmak oldu. Rönesans da zaten kelime anlamıyla itibari şey demek, yeniden doğuş. Yani yeniden Batı medeniyeti bu kaçan Bizanslı profesörlerle yeniden kendisini bulmuş oldu, yeniden doğmuş oldu. Ve tabii ki aslında özellikle İtalya'da İstanbul'un fethinden de önce hani bunun altyapı hazırlığı olarak bahsetmek gerekirse İtalya'da ünlü şahsiyetlerden bir tanesi Nicola di Rienza'dır. Evet. Belki daha önceki programlarımızda isminden bahsettik. 1300'lü yıllarda yaşamış bir şahsiyet. Manastırda eğitim almış, Latinceyi öğrenmiş. Ve ilk yaptığı şey, Roma'ya çok hayranlığı var yaşadığı şehre, doğduğu şehre. Ve Roma o zaman tam bir karanlık çağda. Evet. O eski Roma İmparatorluğu'nun görkeminden hiçbir şey kalmamış, harabeye dönmüş. Ve tamamıyla baronların kendi şahsi çıkarlarını için bir savaş alanı gibi. Evet. Ve tam bir yönetimsizlik var. Papa bile şehri terk edip Fransa'daki Avignon'a gitmiş. Evet. Şehrin durumu belli. Ve o süreçte o sokaklarda her gün önünden geçtiği eski Roma'dan kalma binaların üzerinde yazan yazıları okuyarak Roma'da bir zamanlar bir cumhuriyet olduğunu, daha sonra imparatorluğa döndüğünü, Roma'nın çok büyük bir medeniyet ve medeniyetin göbeği olduğunu, yasalarını, hatta kendisi de birçok yerde kazıyor. Bazı kiliselerden özellikle eski imparatorların yasa tabletlerini, kamuya açık olan tabletleri buluyor. Ve bu fikirle ilk defa Roma'da cumhuriyet fikrini başlatarak yıllar sonra tribün unvanını alarak Roma'yı yönetmeye başlıyor. Daha sonra tabii ki tarihsiz bir takım olaylar yaşıyor. Çünkü baronlarla çekişmeye başlıyor. Evet. Ve bu aslında bir fitili ateşleyen önemli noktalardan bir tanesi haline geliniyor. Evet. Ve daha sonra Bizans'tan dediğin gibi senin de düşünürlerin, bilim adamlarının gelmesiyle de olay birazcık değişiyor. Evet. Epey bir değişiyor. Evet. Yani bunlar ne gösteriyor? Aslında Bizans diye adlandırdığımız medeniyet bir köprü medeniyeti. Yani bu antik, klasik Yunan ve Roma bilgisini bir şekilde köprü olarak Batı'ya böylece aktarmış oluyor. Evet. Ve tabii ki bu süreçte hem insanlar aydınlanırken hem eğitim seviyesi Batı dünyasında artıp daha sağlıklı nesiller yetişmeye başlarken diye önemli bir takım olaylar da oluyor. Aynen öyle. Özellikle Hristiyanlığı ilgilendiren bir konularda. Evet. Öncelikle belirtelim, hani reform diyoruz. Reform sanki eski olan bir şeyi kaldırıp hani yerine yeni bir şey getirmek olarak adlandırılır. Hatta bazen denir dinde reform olur mu falan. Evet. Aslında bu reform yenilik getirmek değil. Evet. Öze dönüşü sağlama. Ya aynen dediğin gibi. Nasıl? Yani Protestan reformundan bahsettiğimizde şey zannediliyor sanki bu Protestan reformcuların temel istekleri yeni bir mezhep çıkartmak. Halbuki o değil. Batı'daki zaten Latin Katolik olan inançlıları hani öze döndürmek, tekrardan düzenlemek, tekrar sadeye inmek ve belki yüzyıllarca yapılan özellikle politik ve diğer hatalardan ve yolsuzluklardan böylece arınmak. Ve tabii ki aslında genelde reform denince hemen Luther, Calvin gibi isimler ortaya çıkar. Ama aslında reformun temelleri daha öncesine dayanıyor. Mesela bugünkü Çek Cumhuriyeti'nde
Yanhuş evet. var. O çok önemli. İngiltere'de de Wycliffe var Wycliffe mesela. Var. Bu ikisi çok önemli çünkü bunlar da reformun yapılabilmesi için evet. gerekli ortamı oluşturuyorlar ama canlarıyla evet. ödüyorlar. Birazcık evet. onlardan bahsedelim istiyorsan. Yanhuş kimdir, Wycliffe kimdir? Yani Wycliffe mesela ilk İngilizce'ye kutsal kitabı çeviren kişidir aslında. Ki reformcuların temel isteklerinden bir tanesi buydu. Yani sırf Latince ile ibadet etmektense kendi yöresel dillerimizle Tanrı'ya seslenebilmek, onun kelamını okuyabilmek. Çünkü sonuçta Tanrı sadece bir bütün dilleri yaratmıştır. Tek bir dile bağlı değildir. Ama tabii Batı'daki Latin Katoliklerin hep bir korkusu vardır. Hani aman şimdi bunları tercüme edersek işte yanlış yorumlanır, işte geleneğimiz bozulur. Hep dolayısıyla hep bir çekişme olmuştur bu iki taraf arasında. Ve Wycliffe'de İngiltere'de özellikle bu İngilizceye çevirerek büyük bir aslında evet. değişimi başlatıyor. Evet. Ve Yanhuş tabii evet. ki. Yanhuş da özellikle fikirleriyle, vaazlarıyla aslında evet. pek de Katolik Kilisesi'nin hoşuna gitmiyor ama evet. onu da yakılıyor bildiğim evet. kadarından. Ve ilk aslında iman şehitleri evet. arasına giriyor. Evet. Ve daha sonra Luther'e olan süreç geliyor. Evet. Yani orası aslında önemli. Çünkü orada dönüm noktası diyebiliriz oraya. Yanhuş'un ve Wycliffe'in arkasında siyasi gücün o kadar çok fazla olmadığını görüyoruz. Yani evet. onları koruyan bir siyasi zümre, bir yönetici zümre yoktu. Evet. Ama Luther'de birden iş değişiyor. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Çünkü onu prensler, yani o zaman Almanya bugünkü gibi tek bir devlet değil. Evet. Birçok prenslikten oluşuyor. Ve Almanya'yı yöneten o prensler bir şekilde Luther'e sahip çıkıyor ama ondan öncesinde Luther'in kendi ferdi olarak evet. yaptığı bir takım şeyler var. Onun ilk başlangıcı nedir tam olarak? Bir meşhur bir bildirge var galiba. Evet, şimdi o bildirgeyi yazmadan önce aslında Luther bir rahipti. Hı-hı. Bir manastırda aslında yaşamıştır uzun seneler boyunca. Fakat çileci bir kişiliğe sahipti. Hep kendisine eziyet ettirirdi. Fakat hiçbir zaman hani o kutsal kitapta, İncil'de dediğimiz o lütuf kavramını, hani Tanrı'nın sevgi tutumunu bir türlü hissedemiyordu. Hı hı. Kendi çabalarıyla sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Ve tabii bu dönem özellikle Katolik Kilisesi için karışık bir dönem. Belki sen de hatırlıyorsun, indulgans diye bir şey evet. satılıyordu. Hani cennet cennet tapusu diyebileceğimiz. Bunlar o dönem Vatikan binası San Pietro Katedrali inşaat ediliyor ve bunun için para gerekiyor. Dolayısıyla bu indulganslar bu satılıyor. Bu cennete tapular diyebileceğimiz şeyler. Ve o sırada birçok gezici rahip var ve bunları satmaktadır. Evet. Özellikle Luther'in sürekli yüz yüze kaldığı bir rahip Tetzel diye biri var. Kendisi çok aşırılara kaçmıştır bazen Luther'le olan diyaloglarda. Hatta bazen diyor ki yani bunları alırsanız her tür günahlardan bağışlanmış olursunuz. Yani Meryem Ana'ya karşı bile günah işleseniz bunları alırsanız bağışlanırsınız diye halka bunları dağıtmakta. Dolayısıyla Luther bunları görür ve der ki yani bunlar kutsal kitapta yok, İncil'de yok. Neden bunlar yapılıyor, neden halk sömürülüyor? Ve bu düşüncelerin tümü artı Galatyalılarda özellikle okuduğu ayetler, Galatyalılarda İncil'de biliyorsun diyor ki imanla doğru kılınmadan bahsediyor. Evet. Yani eylemlerle değil ama Rab-i İsa Mesih'e olan imanla bir insan doğru kılınıyor. Bunu keşfediyor ve onun hayatı için bir dönüm noktası oluyor. Artık bu Tanrı sevgisini, Tanrı lütfunu tecrübe etmeye başlıyor. Bunun eylemlerle değil, gerçekten bir iman bağlılığıyla ortaya geldiğini tecrübe ediyor. Ve böylece bütün bu hareketlere karşı bu 95 tez hazırlıyor ve bunu Wittenberg'deki kilisenin kapılarına çiviliyor. Evet, o şato kapısına da evet. Çiviliyor ve
böylelikle artık geri dönülmesi Evet. zor bir sürece giriyor. Ama özellikle Martin Luther'in bir sözü var. Diyor ki bir Hristiyan her şeyden bağımsızdır. Aklanmak ve kurtarılmak için iyi işler yapmaya ihtiyacı yoktur. Bütün bu armağanlara imanı sayesinde bol bol sahip olur diyor. Evet. Çünkü o zamanın dünyası için çok önemli. Senin de söylediğin gibi kutsal bir ticaret var. Kutsal ticaret daha Evet. doğrusu deniyor Endülüjans'a satımı. Evet. Ve insanlar tabii ki işte Araf'ta işte şunu alırsan Araf'ta daha az kalacaksın. Evet. Hatta yedi sülalesi için adamın Evet. Endülüjans satılıyor. Evet. Gerçi sonraki dönemlerde bizim özellikle tarih kitaplarında da reform anlatılırken, Avrupa'daki reform tarihi anlatılırken işte derlerdi ki insanlar İncil okuyamıyorlardı. Evet. Efendim okuma yazma bilen zaten yoktu. Evet. Yani adama neyi okutturacaksın? Evet. Bir de işte İncil'i zincirlemişlerdi kiliselerde. Evet. İşte öyle tutuyorlardı da ediyorlardı da falan. Evet doğru çünkü el yazmasından her şey üretiliyor ve her Evet. kilisede bir tane İncil var. Evet. Dolayısıyla onun çalınmaması için o zincirleme hadisi yapılıyordu. Tabii bütün bunları, bütün bu hareketi elbette hani ilk baştaki konuya bağlayacak olursak, bu Rönesans'la gelen bu eğitim seviyesinin yükselişi, Evet. ondan sonra bu kuşkuculuk, sorgulama, yani öğrendiğimiz şeylerin özüne gitme, okuma merakı ve elbette Gutenberg'in de icat ettiği bu baskı makinesiyle bu kitaplar çok çabuk çoğaltılabiliyor ki 95 tezede de böyle oluyor. Ve böylece bu hareket bütün Kuzey Avrupa'ya Protestanlık ismiyle yayılıyor. Yani bir şeyi protesto ediyorlar, yerleşik Çünkü düzeni normalde protesto dediğin ediyorlar. de gibi yani matbaanın Evet. icadı Protestan reformunun bel kemiği Evet. oldu. Çünkü dediğin gibi tez ondan Evet. çoğaltıldı. Daha sonra Almanca'ya çevrilen Evet. İncil matbaayla çoğaltıldı. Evet. Ve orada aslında önemli bir nokta vardır. Tabii işin sonuna doğru geldiğimizde özellikle reformda Luther tabii ki kilise Luther'i de boş bırakmamıştır. Evet. Çünkü Luther'in bu yaptıklarını din dışı Evet. olarak gösterilmek istenmiştir. Kendisi yargılanmak üzere alıkonulmuştur. Ama daha sonra kendi savunmasını yapmıştır. Evet. O da çok önemlidir. Evet. Bu Yani Worm'de gerçekleşen, evet. kendisini savunuyor. Katolik Kilisesi'nin hiyerarşisine karşı. Ondan Evet. sonra kaçıyor. Bir dönem onun aslında öldürmek istiyorlar bazıları. Bir şatoda saklanıyor. Orada da Almanca'ya kutsal çeviriyor. kitabı Almanca'ya çeviriyor. Aynen. Ve tabii ki o süreçte kendisi Alman İmparatoru'nun önüne çıkartılıyor ve sürekli ona bir şekilde mahkum ettirilip işte idam ettirilmeye falan çalışıyor. Ama oradaki Evet. önemli nokta Almanya'daki prensler yani aynı zamanda imparatorun konsülünde hepsi, konseyinde ve diyorlar ki biz bu adamın arkasındayız. Evet. Ve ondan sonra zaten reformun temeli iyicene sağlamlaştırılmış oluyor. Tabii bu Alman prenslerinin diyelim biraz işine de geliyor. Hani en azından Vatikan'a vergi ödemekten muaf olacaklar bu hareketle ve bağımsız olacaklar ki biraz istedikleri o. Ama aynı zamanda Luther'in beklemediği boyutlara da ulaşmasını sağlıyor. Bu sefer şiddet olayları artmaya başlıyor. İşte Katolik kiliseleri yakılmaya başlıyor bazı taraftarlar tarafından. Luther buna çok sinirleniyor, çok kızıyor. Diyor ki yok biz bunu yapamayız. Yani bu imanlara yakışan bir şey değil. Çünkü aslında Luther yeni bir hareket başlanmaktansa önceden dediğimiz gibi kilise içerisinde bu reformu sağlamak istiyor. Yani yeni bir mezhep Evet. kurma taraftarı değil. Aslında Worms Meclisi'nde Evet. Luther'in yaptığı bir konuşma var. Evet. Kısa bir şekilde onun bir önemli noktalarını okumak istiyorum. Tabii. Diyor ki, Majesteleri İmparator ve saygıdeğer efendiler basit bir yanıt istiyor. İşte basit ve sade yanıtım. Kutsal yazılar benim yanlış olduğumu göstermiyor. Sizler de yaptığınız suçlamalar için
mantıklı bir açıklama yapamıyorsunuz. Papalığın ya da konseylerin dayanıksız yetkisine güvenmiyorum. Çünkü onların çoğunlukla hata yaptıkları, kendilerine ters düştükleri çok açık. Ben hayatımı yöneten ve tutsağı olduğum bu kutsal yazılara dayanarak yaşıyorum. Bu yüzden sözlerimin hiçbirini geri almıyorum. Çünkü vicdanımıza karşı hareket etmek bizim için güvenli değildir. Tüm söylediklerimin arkasındayım. Başka türlü davranamam. Tanrı yardımcım olsun. Amin diyor. Evet. Evet. Ve aslında bu savunması çok kritiktir. Evet. Yani evet. Kutsal yazılara göre. Aslında protestanlığın temelini oluşturan düşünceleri iletiyor orada. Hani tek kutsal kitabı otorite yani olarak görmek. Bu sola scriptura dediğimiz olay. Daha sonra bunu İsviçre'de Calvin daha fazla geliştiriyor. Ve böylece protestanlık diye bildiğimiz mezhepler diyelim. Çünkü protestanlık içinde de birçok mezhep aslında var. Aslında birazcık onlara da değinebiliriz. Yani evet. Mesela İngiltere'de bir Anglikan kilisesi var. Evet. Yani bu da aslında klasik reformun kilise, yani daha doğrusu kuruluş maksadı birazcık daha değişik. Evet. Yani onu reformdan birazcık ayırmak gerekiyor. Evet. Aslında o da İngiltere Kralı'nın tamamıyla Vatikan'la yaşadığı bir problemden dolayı, 8. Henry'nin aynen öyle. Vatikan'la yaşadığı bir problemden dolayı tamamen kiliseyi Roma'dan ayırması evet. meselesi. Bunun yanında Luteryen mezhebi evet. ortaya çıkıyor. Calvinist takım evet. ortaya çıkartıyor ve başka bir evet. fraksiyon oluşturuyor. İskoçya'da işte Presbiteryen akım çıkıyor. Böylelikle protestanlık içerisinde de bu çeşitliliği görmüş oluyoruz. Ve tabii ki günümüze gelindiğinde aslında birçok irili ufaklı mezhepsel evet. Şeyler var, gruplar evet. var. Evet. İşte Baptistler gibi, ana evet. Baptistler falan. Baptistler de aslında bu reform sürecinde ortaya çıkıyor. Evet. Aslında onların ataları ana Baptistler, ana Baptistler. Dediğimiz. Ana Baptistlere göre yani bu vaftiz olayı insan artık yetişkinken, artık bilinçli bir seçim yapacak yaştayken yapılması gereken bir şey. Dolayısıyla onlar bu bebek vaftiz olaylarını saymıyorlardı. Dolayısıyla onlara Anabaptist deniliyordu. Yani bugünkü Baptist, protestanlık içerisinde Baptist mezheplerinin atasıdır. Onlar da tabii kolları ayrılarak bugüne kadar geliyor. Bugün birçok fark var ama özde evet. Hepsi bir platformda buluşmayı, bir protestanlık evet. platformunda buluşmayı tercih ediyorlar. Evet. Dünyada da o şekilde evet. kabul görüyor. Evet. Tabii ki süremizin sonlarına da yaklaşıyoruz. Reform, evet. Rönesans bunlar ikisi çok, de... Çok ilginç konular aslında. Evet. Evet. Yani kısaca reformun sonuçlarını dünya tarihi açısından, Hristiyanlık tarihi açısından ne şekilde özetleyebiliriz birkaç cümleyle? Yani tabii Protestan harekatı veya reform özellikle Batı'yı çok derinden etkiledi. Bu bahsettiğimiz Rönesans'la birlikte başlayan her şeyi sorgulama tavrı, hümanizm vesaire Protestan reformuyla da bir güzel de ivme yakaladı. Ve böylece Avrupa'nın bir sonraki dönemleri de böylece ortaya çıkmış oldu. Aydınlanma gibi ve diğer dönemler aslında bir nevi buradan ortaya çıkmaktadır. Yani dolayısıyla gerçekten özellikle Batı tarihini çok derinden etkilemiş bir olay. Ve aslında benim için de benim gördüğüm iki önemli noktası var. Birincisi lütuf kavramının. Evet. Yüzyıllar sonra tekrardan kilisede evet. parlaması evet. ve insanın eylemle değil imanla evet. aklanabileceği gerçeğinin evet. ortaya çıkması. İkincisi de Tanrı sözü. Evet. Yani kişinin bir Hristiyanın yaşamında merkezinde Tanrı'nın sözünün evet. önemi olması gerektiği bu reform hareketiyle beraber daha çok önem kazanmıştır ki üçüncü bir nedeni de üçüncü bir noktası da belki ruhban sınıfının evet. aslında o döneme dek her türlü imtiyaza haiz evet. olmuş, sahip olmuş ruhban sınıfının değil ama İbraniler'de dediği gibi. Evet. Yani sizler kahinler topluluğusunuz. Aynen öyle. Diyor. Her yani biriniz aslında, azizsiniz aslında. Her biriniz Tanrı'nın kutsalısınız, hı-hı. azizisiniz. Böylelikle bu kutsal yazıların çevrilmesinden evet. anlıyoruz ki aslında herkes
hiçbir aracı olmaksızın Tanrı'nın evet. önüne gelebilir. Ve buna ek olarak en son bu hep mezhepler arası tartıştığımız Azizler ve Meryem Ana meselesi. Aslında uzun bir mevzu ama özetlemek gerekirse gene aynı nedenden dolayı bunların kutsal kitapta bulunmadıklarından dolayı, böyle bir açık öğretiş olmadıklarından dolayı bunlar da Protestan mezhepinde olanlar tarafından uygulanmıyor. Ne Azizlere dua, ne Meryem Ana'ya dua vesaire. Bu arada bir dipnot da düşelim. Evet. Mevcut Türkçe'ye de kutsal kitabın çevirisi ilk defa 1665 yılında saray tercümanı olan Enderun Mektebi'nde yetişmiş Ali Efendi tarafından yapılmıştır. Evet. Avcı Mehmet için, Sultan 4. Mehmet için yapılmıştır bu çeviri. Ve şu anda bu çeviri de mevcuttur ama bugünkü günümüz çevirisi, modern çeviri, bu çeviri baz alınarak, yani tabii ki yine aslında orijinaline, Grekçe ve İbranicesine de bakılarak ama sadeleştirme yoluyla günümüze kadar gelmiştir. Bugün de modern, günümüzde kullanılan Türkçe ile kutsal kitabı bulmamız mümkündür. Kiliselerde zaten Türkçe konuşan Hristiyanlar kutsal kitabı gündelik olarak da okumaktadırlar, ibadetlerinde kullanmaktadırlar. Ve bu şekilde de Türkiye'de de İncil'in çevirileri, Türkçe çevirileri mevcuttur. Evet. Evet Mark, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Düşüncelerin için, sohbet için. Evet sevgili seyirciler, bir tarihin dipnotları programının daha sonuna geldik. Konu gerçekten çok önemli bir konuydu ve umarım size elimizden geldiğince bir şeyler verebilmeye, aktarabilmeye çalışmışızdır. Bir dahaki programımızda da görüşünceye dek hoşça kalın. Hoşça kalın.